Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün siyasetçi kimliğiyle bildiğimiz Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Kazım Yücel'i ağırlıyoruz. Kendisiyle hem ülke gündemini hem de Kayseri gündemini konuşacağız. Hem ülke gündeminde çok fazla konu var hem de Kayseri gündeminde çok fazla konu var. Vaktimiz ölçüsünde bu konuları ele almaya çalışacağız. Sayın Yücel hoş geldiniz. Teşekkürler Sayın Şahin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Yaramazlık yok. Ülke gündemi, Kayseri gündemi, biraz da yıl sonu ticari işlerle ilgili bir süreç yaşıyoruz. Ama sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Ekonomi iyi değil. Ama yine de bu sağlık, sıhhat açısından toplumumuzun bize söylediğini biz de buradan toplumumuza söyleyelim. Hamdolsun sağlık, sıhhat içerisinde devam ediyoruz. Evet. Tabii ki ülke gündemiyle başlamak istiyorum. İttifaklara vesaire gireceğiz. Onları beklesin bizi izleyenler. Yeni yılla birlikte asgari ücret belli oldu. 2023 yılında 8.506 TL geçerli olacak. Siz bir iş insanısınız. Aynı zamanda diğer tarafta da siyasetçiniz. Hem iş dünyasını rahatlıkla dinliyorsunuz hem de vatandaşları, çalışanları zaman zaman dinliyorsunuz. Bu rakam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplumda karşılığı nasıl oldu? İsmail Bey, şu anda hükümetin almış olduğu 8.500 TL asgari ücret aslında açlık sınırının altında. Ama bir taraftan da bunun patron bacağını değerlendirmek lazım. Patronlar da ekonomik sıkıntının artık saklanamaz bir gerçek olduğunu, 2013-14-15'ten sonra aşağı doğru iniş trendini, bunu pandemi döneminde dünya ekseniyle de eşdeğer tuttuğumuzda çok daha kötüye gittiğini gördük. Bugün dövizin veya akaryakıtın veya doğalgazın yukarı doğru gittiği bir yerde vatandaşın asgari ücret rakamını 2.750'de tutamazdınız. 4.250 olmadı, 5.5 yetmedi, 8.5 bu da yetmeyecek. Fakat patronlar da bunu kazanması lazım. Bu parayı kazanıp yani 8.5 dediğimiz işçinin maliyeti aslında SSK'larıyla birlikte 11.5-12. Bunun yemesi, ulaşımıyla birleştirdiğinizde 15 bin lira. 15 bin lira bir asgari ücretliye gideriniz olan bir patron olduğunuzda bunu maliyetlerinize yansıtacaksınız. İki gün önce yağ atıyorum 5 litrelik yağ 450 TL diyorsanız bilin ki bu asgari ücretten sonra buna 550'ye 600 alacaksınız. Veya doğalgazda bunun devlet vergi artırımıyla mutlaka bir yerlere yansıtacak. Patron da maliyetin içerisine koyacak dolayısıyla. Yani 8.5'un da yeterli olmadığını bugün ben söyleyebilirim ama yarın yetmeyeceğini de ben görebiliyorum. Peki patron tarafının gönlü alındı mı? Ben hükümetin şu anda 8.5 yaparak SSK'larını 3.500-4.000 liraya tırmandırarak devlete yine bir gelir kapısı elde etmiş de olabilirler ama aynı artırış emekliye de yapacak ise belki saygı duyulacak bir duruma geliyor. Bugün eğer tahterevalli gibi bir taraf aşağı bir taraf yukarı gitmeyecek, bu maaş aldıktan sonra piyasada ürün gamı birinci ayda artmayacaksa, devlet doğalgazına, elektriğine, suyuna, benzeri giderlerine, ulaşımına zam yapmayacaksa, belki bugün 5.5'ü alan 8.5'da evet ben geçinebilirim modunda olacak. Ama hepimiz biliyoruz ki iğneden ipliğe, yani mutfak masraflarımız, bugün pazardan yaptığımız alışverişlerin mutlaka birinci ay itibariyle orada çalışan işçilerin, yolda direksiyon sallayan kamyon şoförlerinin, akaryakıt artışlarının bir şekliyle artacağını asgari ücretle birlikte ve bunun da pazara inen meyve fiyatının, sebze fiyatının üzerine konulacağını artık vatandaş da biliyor. Vatandaş ekonomist oldu. Vatandaş aslında 8.5'ü belki bugün iyi görebilir ama yarın bu zamların benim gibi geleceğini ve arttığı zaman o yağ 400-450 değil 600'e almak zorunda kalınca ne yaptınız ki diyor. Ne oldu yani? 5.5'tan 8.5'a çıktıktan ne oldu? Benim ev kiram 3 liraydı, 4 liraydı, 5 lira oldu. Yani bu verdiğiniz rakam bu ortamda geldiği gibi yine gidiyor. Yani 5.5'da ne sıkıntım varsa 8.5'da da bu sıkıntı olacak diyor. Buna Sayın Cumhurbaşkanım ev kiralarında %25 baskısını bunun için uyguladı. İnsanların asgari giderleri hiç olmasa zamlanmasın dedi ama vatandaşlar buna da başka formüller buldu. Ya o ev sahibini çıkarttı ya da yeni bir mukavele yapmazsan boşalt dedi gibi sorunlarla. Yani inanın tahterevalli hesabı hükümet bir taraftan basıyor, bir taraftan ekonomi havalanıyor. Ekonomiyi bir taraftan aşağı doğru indirmeye gayret ediyorsunuz, diğer taraftan
asgari ücretli veya emekli tavana doğru kalkıyor. Yani bu ikisinin dengede götürülebileceği bir hükümet programı gerekli. Bu da emin olun İyi Partili olacak gibi geliyor. Adalet hukukun olmadığı hiçbir yerde vatandaş artık hükümetin verdiği asgari ücrete de pazardaki fiyata da çok itibar etmez bir durumda cebine bakıyor. Siz ne yaparsınız yani bugünkü şartlarda siz ülkeyi yönetiyor olsaydınız hem asgari ücret olsun hem enflasyon konusu. Bunu nasıl dizginlerdiniz? Asgari ücretin insanların geçimine yarasın diye düşündüğünüzde ya da enflasyonu aşağı çekmek için hangi kararları alırdınız? Sayın Şahin, bu dediğiniz konuyu bir örneklemeyle yapmakta fayda var. Dolar 6 liradan 8'e çıktı, 8'den 18'e fırladı. Evet. Ama akaryakıt fiyatı 8 liradan 30 liraya sıçradı hatırlıyorsanız 4 katına. Dövizle aldığınız bir akaryakıtı ülkede iki katına satmanız belki uygunken bir anda dört katına niye çıkarttınız? Tahmin ediyorum devletin bütçesindeki olan açık için. Bunu nereden aldınız? Piyasadan para toplamak için. Piyasadan para topladınız. Piyasadan para toplayınca bir daralmaya neden oldu. Bu daralma başka nedenlere sonuç verdi. Yani hükümet aslında şunu söylemedi. Bütçede açık vardı. Ben doğalgaza 30 artı 30 artı 30 zam yaptım dedi. Akaryakıta gelince günlük vergi topluyor. Veya bugün yazdığınız trafik cezalarının birçoğu da aslında bunun gibi piyasadan para çekmektir. Aslında hükümetin boşluğunu doldurmak için vatandaş yani ceza diyebilirsiniz, akaryakıt diyebilirsiniz bir para verdi. Bu daralma başka bir dönemde de asgari ücretle tedavi edilecek bir boyuta götürüldü. Bunun böyle olmaması lazım. Bunu ben ekonomistlerden dinliyorum. Dinleyince de ya mantıksız da gelmiyor. Hükümet olarak gerçekten ülkenin nereden vergi toplanacağını, nereden ithalat yapılırsa nereden ihracatınızın yukarı doğru gideceğini bilen bir üst akıl var yukarıda. Bu akıl bizim elimize geçmediği müddetçe bizim söylediğimiz şeylerin hepsi havada kalıyor. Ama gerçeği şu, bu ülkenin asgari ücretli diye bahsettiğiniz insanlar %70'ini teşkil ediyor. Bu %70'ine göre bir program ortaya koyacaksınız. Yani 5 iş adamı diyorlar ya bana göre 500 iş adamı bunlar. 500 iş adamının vergisini silerken buradaki mazlumun asgari ücretlinin maaşından bir takım kesintiler yapmayacaksınız. Veya gerçekten sanayiciyim diyen insanların üzerine çok gitmeyeceksiniz. Ben iyi hatırlıyorum aşağı yukarı 10 milyon TL bir iş adamının 5 müteahhitten birinin vergisi silinirken aslında bu vergiyi siz devlet olarak silmiyorsunuz. Devletin gücüyle siliyorsunuz. Kimden alıyorsunuz? Vatandaştan alıyorsunuz. Bu dengeyi inşallah biz geldiğimizde sağlayacağız. Sağlamak zorundayız. 100 yıllık Türkiye sürekli bir enflasyonist ortamda konuşuluyor. 100 yıllık Türkiye'de Atatürk döneminden yapılmış birçok fabrikamız satılıyor. Veya 30-40 yıl önce bu vatandaşın paralarıyla ortaya getirilmiş sanayi sektörlerimiz yok ediliyor. Bunları gerçekten satıp da o günü kurtarmak yerine çoğaltarak dünyaya ihracat yapacak pozisyona geçmemiz lazım. Tarımda ihracat. Ama ithalat yapıyoruz. Et de ithalat yapıyoruz. Ya bunların önüne geçmediğiniz müddette yani siz ne yapabilirsiniz? Bunların yaptığından farklı bir şey yapamayız. Ama gerçekten üreten bir Türkiye'de, gerçekten asgari ücretinin yoğunlukta olduğu bir ülkede bütün planları 5 o müteahhide göre yapmayacaksınız. Gerçekten %70 halkın pozisyonuna göre bir proje ortaya koyacaksınız. Ama bunları böyle bir saatlik bir programda anlatmak mümkün mü? Genel merkezden bizim bu konuyla ilgili ekonomistlerin bize verdiği bilgilere baktığınızda doğru diyorsunuz. Gerçekten üreten bir Kayseri Türkiye yapmadığınız müddetçe asgari ücret sürekli yukarı doğru gitse de sizin ithalatlarınız, döviz çıktınız bu ülkede enflasyona neden oluyor. Akaryakıt bunlardan biri, doğalgaz bunlardan birisi. Ama ihracat rakamları giderek artıyor hem Kayseri için hem Türkiye için. Buradaki olumlu gelişmeleri görmezden gelmek doğru mu? Net bir ifade kullanayım. Ben aşağı yukarı 25 yıldır ithalat ve ihracatla uğraşıyorum. Hiçbir zaman bizim ihracatımız, ithalatımızın üzerine çıkmadı. Evet. Ne zaman 100 milyar TL bizim ithalatımız varsa 70 milyar da ihracatımız oldu. Ne zaman 150 milyar ihracatımız olduysa bilin ki 200 milyar da ithalatımız oldu. İthalat rakamıyla ihracat rakamının arasındaki farkı bu ülkenin
ekonomisinden sürekli yurt dışına giden bir kaynak olarak. Yani rakamlar artıyor ama diğer tabii, tarafta ithalat da artıyor. Biz bugün sizin söylediğiniz ihracattaki artışı yadsınmıyoruz. Doğru ama ithalatımız onun hemen %40-30 üzerinde. Bunun engellenmemesi bu ülkeden giden döviz demektir. Bu döviz nasıl gidecek? Sizin etinizden, kemiğinizden, kaynaklarınızdan gidecek. Bu yurt dışına gittiği zaman dövizin buradaki enflasyon artışı mutlaka olacak. Buna bazen kur korumalı politika diyorlar. Şu anda baskı altında tutuyorlar. Dövizin yeri belki burada değil ama seçime giden bir ülkede 18,5-19'larda yıl sonunu böyle kapatmakta. Bunun açığını kim ödüyor? Vallahi yine kur korumalı. Devletin o bir takım insanlara ödediği rakamı yine bu garip kuraba, asgari ücretli veya küçük esnaf dediğimiz kişiler toplanan vergileriyle ödüyor. Kur korumayı evet ben de eleştiriyorum. Yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Kur korumayı evet uyguluyorsak devletin kamu ihalelerinde de dolardan ya da eurodan vazgeçmek lazım. Bir taraftan dolarla euroyla biz şeyimizi ihalelerimizi yaparken diğer tarafta vatandaşa TL'ye yatır diyoruz. Bu çelişki oluyor sanki. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki kimse euro bazlı dedi kira mukavelesi yapmayacak dedi 3 yıl önce. Yani bizi o euro endeksinden çıkarttı. İyi bir şey mi yaptı? Tabii ki burası Türkiye. Olması lazım. Ama 5 müteahhide bütün yapılan otobanlarla ilgili, hastanelerle ilgili ödemeler dolar, euro. Onlar da Türkiye'de. Yani adil bir kur koruma da yapmadılar. En son dönemde baktı yurt dışından para bulamayacak. Kaynak yok. Kur korumalı bir mevduat hesabı ortaya koydu. Kur korumalı mevduat hesabında bugün geldiğimiz noktada ben bakıyorum. Yani koruma diyor. Açık ve net söylüyor. Yani kuru koruma. Bunun bedelini kim ödeyecek? Hükümetin kasasında para var o ödüyorsa o da benim param. Kasasında yok da eğer bizim elimizdeki imkanlarla, vergilerle, trafik cezasıyla veya bir takım mevduatları kullanmakla, bilemediğimiz kaynakları para basmakla kullanıyorsa bu da bizim paramız. Enflasyonist bir ortama bence bu kur korumalının da çok ciddi bir etkisinin olduğunu analiz yaptığınızda göreceksiniz. Program başında adaletten bahsettiniz. Aslında para adaleti sever, hukuku sever. Doğru. Yabancı sermaye eğer bir ülkenin adaletine, hukukuna güvenmezse o ülkeye parasını taşımaz. Var olan parasını da yurt dışına götürür. Bu konuda çok eleştiriyorsunuz. Türkiye'de adalet yok, istibdat rejimi var diyorsunuz da bunlar çok haksız bir eleştiri olmuyor mu? İsmail Bey bu soruyu soran sizin bile aslında şu an geriye dönüp de birkaç yıl Kayseri'de Türkiye'de yapılanlara baktığınızda örneğin böyle bir ülkenin yurt dışından gelen yatırımcısı olsanız neye bakarsınız bu ülkede? Önce bir arsaya bakarsınız. Sonra bu inşaat maliyetine bakarsınız. Makine parkının ithal ettiğinizde bu ülkeye giriş fiyatlarına bakarsınız. Sonra ben bu yatırımları yapıyorum ama başıma bir iş gelir mi diye de bir analiz edersiniz. Yabancı yatırımcı niye Türkiye'yi tercih etsin? İşçilik ucuz. Güzel. Zaten o hale getirdik. Güvenli bir ülke. Evet olursa bundan memnun olur. Bunlardan bir tanesi yok ise bu yabancı yatırımcı niye benim ülkemi seçsin? Gider Amerika'da da bir yeri kurar. Çin'de kurar. Yani adaletin olduğu yarın başına bir iş geldiğinde bu ülkenin hukuku benim haklarımı korur diyebileceği bir ülke seçer. Tabii ki bunun içerisinden işçiliği ucuz olan yere bakacaktır. Arsası ucuz olan yere bakacaktır. O ürünü ürettiği zaman satacağı bölgeye yakınlığına bakacaktır. Ama bizim ülkemizde öyle kararlar verildi ki adaleten. Bunu soruyu soran da biliyor, kamuoyu da biliyor. Adaletli adamınız yoksa başınıza her iş gelir. Başına bir iş gelen adalete düştüğü anda emin ol yakın yandaş arıyor. Kiminle çözerim bunu? Kime derdimi anlatırım noktasını arıyor. Ben adalete güvensizliği söylemiyorum ki. Yapılan anketlerde en çok güven kaybetmiş kurum hangisi denildiğinde adalet çıkıyor. En az güven kaybetmiş kurum hangisi dediğinizde de silahlı kuvvetler çıkıyor. Yani bu benim söylemem değil. Bu Türkiye'nin bir realitesi, gerçeği. Bence yabancı yatırımcı bizim ülkemizi tercih etmemesi bu ülkeye para girişinin de önüne geçiyor. Evet, altılı masala neredeyse bir yıldır buluşuyor her günde. Yani haftada bir ya da ayda 2-3 kez toplanıyor.
Sadece çorba içip mi dağılıyorlar? Ne oluyor yani, seçime şurada 5 ay ya da bilemediniz 6 ay kaldı. Evet. Niye bir aday çıkartamadık? Çatlak mı var? Anlaşamıyor muyuz? Yani bu anlaşılsın diye bir örnekle ben yola çıkacağım. Çok sahada da bu sorularla karşılaşıyoruz. Aslında bu soruların cevabı tabii ki genel merkezimiz, genel başkanımız. Daha doğrusu genel başkanımızın oturduğu bu oturumlarla ilgili belki genel başkan yardımcılarımızın da çok konudan bilgisi yoktur. Çünkü genel başkanlar nezdinde görüşülen konular kendi aralarında kalıyor. Mesela bana diyorlar ki adayınız niye belli değil? Diyorum ne zaman seçim? 6. ayın 23'ünde. Peki o dönemde diyorum örneğin muhtar da seçecek olsak. Muhtar adayınız belli mi? Yok canım, konuyu karıştırma diyor. Muhtarın diyor yani daha ortada niye olsun? Bu seçim de niye olsun? Karşımızda Adalet Kalkınma Partisi gibi Türkiye'ye 22 yıldır hükmetmiş güçlü ve güçlü de bir liderleri var. Söz ve basın ağı açısından. Kimi önüne sunsanız şu anda, ben vatandaş olarak söylüyorum, siyasi kimliğim bir tarafa. Vallahi hükümetin her kanadı 3 hafta içerisinde onun üzerine olmadık entrikalar oluşturacak. Bu algı var. Altılı Masa'nın bütün yetkilileri, genel başkanlar şu anda bu sorunun daha ilk maddemiz, ilk gündemimiz olmadığı ile ilgili bir kanaat içerisinde. Ne dedi? Seçim tarihini belirleyin. 45 gün, 55 günlük süre içerisinde bizim adayımız hazır dedi. Emin olun da hazırdır. Eğer 85 milyonluk bir Türkiye'de bir lider ekibi bir başkan adayı çıkaramıyorsa vallahi bu ülkemizin ayıp. 85 milyon ülkede yaşayan insanların birçoğu o konuma layıktır bana göre. Tabii ki benim gönlümden benim genel başkanım geçiyor. Ama bunu bugünden açıkladığınızda altılı masanın belki de uzlaşmasız bir hava olduğunu algılayacak. Bunun üzerine de belki birçok spekülasyonlar yapılacak. Buna ne gerek? Bizim önceliğimiz ne? Güçlendirilmiş parlamenter sistemde antak kalalım. Ben gördüm. Altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistemde anayasasını ortaya koydu. Bu az uz bir şey değil ki. Bizim bu genel başkanlarımızın altılı masa ekseninde alacağı asli görevleri tamamladıktan sonra buna uyan bir başkan adayı bulmaları veya kendilerinden çıkartmaları sürpriz lazım. Sürpriz olur mu Ekmelettin İhsanoğlu gibi yoksa? Vallahi benim... Tabii yani sizin cevap vereceğiniz soru belki değildir ama ben gazeteciyim, sormak tabii, zorundayım. Ben genel başkanım Sayın Meral Akşener'in olduğu bir masada. Sürpriz tabii ki olur ama hep ekseni yukarı doğru bir sürpriz olur. Ama bir Ekmelettin İhsanoğlu sürprizi olmaz. Çünkü genel başkanım şunu kafasına yazmış ve bizlere bunu deklar ediyor. Biz bu iktidarı değiştireceğiz. Bunun için benim aday olmamam gerekiyordu, olmadım. HDP'li bir aday gösterirse altılı masa, sizin tavrınız, İyi Parti'nin tavrı ne olur? HDP'li bir aday gösterildiği anda biz o masadan o gün kalkmış oluruz. Bizim göstereceğimiz aday da Türkiye'de direkt Cumhurbaşkanı olur. Şu an HDP'yle bir ilişkiniz yok mu? Asla. Altılı masada değil mi? HDP'yle bizi anmak yerine aslında Dolmabahçe'yi, aslında Oslo'yu, aslında bir dönem Türkiye'den geçen... Ama siz de kahvaltı yapacağım dediniz Selahattin Demirtaş'la. Şimdi bu denileli herhalde bunun üzerine 3-4 yıl geçti. Epey oldu. Biz aslında bununla ilgili söylemleri defaten söyledik ama tekrar etmekte belki siz sorduğunuz için fayda var. HDP ile bizim ismimizi anan, daha doğrusu HDP gibi insanların eğer bu ülkede bir iktidar olma hevesi varsa emin olun onun karşısında biz yerimizi aldık, alıyoruz, alacağız. Bununla ilgili bize gelen sorulara da biz şiddetle net bir cevap veriyoruz. Bu ülkede HDP'le işi olanla bizim işimiz olmaz. HDP'le yan yana oturan insanla bizim bir masada birlikteliğimiz olmaz. HDP'le bizi anan insan aklıyla alay ediyor demektir. Genel başkanım bununla ilgili HDP eşittir PKK dedi. Bizim için çizgimiz nettir. Altılı masanın, bırakın altılı masanın içerisine böyle bir ismin gelmesini, altılı masayla anmak dahi bence net bir şekilde aklıyla zarar etmiş bir insan demektir. Böylesine bir milliyetçi, bir genel başkanın olduğu yerde, böylesine ülkücü kökenden gelen bir parti genel başkanı ve tabanı olan bir partide bunu konuşmak bence aklıyla bir insanın alay etmesi demektir. Ülkücüler nerede olur başkanım? Yani bu konuda çok fazla tartışılan konular. İyi Parti'de ülkücü yok herhalde.
Var mı? Ülkücü MHP'de olur diyor MHP'liler de. Şimdi tabii ki herkes oy devşirme peşinde. Eğer bugün bizim ilk kurulduğumuz günlerdeki oy oranımıza baktığımızda %10 oy almışız Türkiye genelinde. Bunun %7'si, şuna emin olun ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopup gelen ülkücülerdi. Aşağı yukarı araştırmalara göre. Bugün bizim oy oranımız Türkiye genelinde %20'nin üzerinde. Artık Milliyetçi Hareket Partisi'nden bize gelecek oylar ne oranda bilmiyorum ama milliyetçi eksendeki insanlar hala her gün akın akın bizim hem üyemiz oluyor hem sempatizanımız hem de partimize katılım sağlıyorlar. Ülkücü nerede olur? Ülkesini seven insanların yanında olur. Ülkücü nerede olur? Ülkesinin bekası, geleceğiyle ilgili yerde olur. Ama biz bugüne kadar Adalet Kalkınma Partisi'nin yanında yer alan ülkücülerle şöyle bir sohbet ettiğimizde biz ne yaptık diyor ya. Biz bugüne kadar diyor mücadele ettiğimiz partinin içerisine girdik, andımızı okutacaktık, vazgeçtik. Bir takım projelerimiz vardı, vallahi bunlardan da uzaklaştık. Biz Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz diyorduk, elimizde onu da seçtirdik. Onun için ülkücüler ülkesini seven bir yerde olur ve geldiğimiz nokta. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki ülkücülere hiçbir lafım yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de ülkücü vardır. Milletini seven açısından söylüyorum. Ama İyi Parti'nin içerisinde gerçekten demokratik, kalkınmacı ve ülkücü kökenli o kadar çok geçmişte Türkiye'ye isim yapmış, hizmet etmiş, bu ülke için canını bir dakika düşünmeden verecek insanlarla birlikteyiz. Ben ülkücülerin tekrar partimize gelmesi, gelecek olan arkadaşlara da yuvanın bura olduğunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Evet, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorsunuz. Ayrıntısını biliyor musunuz, yoksa o bildiğimiz sürekli hükümetlerin yıkıldığı, devrildiği, koalisyonların lağvedildiği, yani lağvedildi dediğimiz anlaşamadıkları konularda dağıldığı bir sistemi mi istiyorsunuz? Yeniden geriye dönüp de sürekli ülke koalisyon bozulmalarıyla mı tanışacak? Bu güçlendirilmiş parlamenter sistemden de kastınız nedir? Şimdi bir kere koalisyonlar var. Şu anda mesela Cumhur İttifakı'nın içerisinde 4 farklı parti var biliyorsunuz. Büyük Birlik Partisi var. 4 yok herhalde, 3. MHP, AK Parti. MHP, AK Parti. Büyük Birlik. Büyük Birlik, bir de şey var. Vatan Partisi. Vatan Partisi var mesela. İçinde değil herhalde. Ama yani vatan söylemleri, destekleriyle bu bir ittifak gibi görülüyor. Desteklerinden kaçınmıyorlar. Aslında bir ittifaka gittik. %50 tek başına Adalet Kalkınma Partisi alacak olsa bunların hiçbirine ihtiyaç duymaz. %50 kendisi alamayacak istediği partileri davet edebiliyor ise bu oluşumun içerisine, pardon da karşınızda en fazla oy almış Cumhuriyet Halk Partisi %25. Yani sizin hedefiniz tutacak, onların hedefi tutmasın. Veya yeni kurulmuş 2018'de %10 almış İyi Parti bu karşınızda mücadelede yalnız mı %50 yakalayacak? Onun için vatandaşımızın, yani tek başınıza, bu tek başınıza olacak bir şey değil. İki, Türkiye tek başına idare edilebilecek de bir yer değil. Türkiye 85 milyon nüfuslu bir yer. Çok sesli bir ülke. Bugün 7 tane ayrı bölgesi olan, 81 vilayeti olan veya son vilayetlerle yükseliyor. Böylesine bir yere hükmetmek kültürleriyle kolay değil. Bunu ya büyük bir iktidar olacaksınız, devamlılığını sağlayacaksınız ya da gerçekten Amerikan modeli dediniz ama aldığınız kararlarda mahkeme iptal edebilecek. Sizin aldığınız kararların hiçbirini mahkeme kolayına iptal etmiyor. Kolayına değil, hiç edemiyor. Parlamenter sistem eski sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, evet, o yapının düzenlenmesi gerekli. O eski parlamenter sistemin bir revize edilmesi gerekli. Ama bu direkt sizi, ben sadece yasa yapmakla sınırlı kılıyorum milletvekilleri değil, Cumhurbaşkanı'na yetki veriyorum dedikleri pozisyonun tekrar milletin seçilmiş milletvekillerinin iradesine bırakılması lazım. Bununla ilgili de biz bunun adına eski parlamenter sistemin yeniden revize edilerek gücün sadece bir kişiye değil parlamentoya verilmesi adına biz güçlendirilmiş sistem diyoruz. Yani vatandaşın seçtiği milletvekilleri ülkeyi idare eden ekip ve bakanların olduğu bir
parlamento olması lazım. Bu parlamentoyu da yakalayabilmek için onlara güç vermek lazım. Eski güçlerle bu işin olmayacağı noktada tek bir kişiye de parlamentoya vermek. Onun için de güçlendirilmiş parlamenter sistem ve buna da uygun bir anayasa taslağı hazırlandı. İnşallah tek başına iktidar olacak parti varsa tek başına girsin. Ben biliyorum Sizin böyle bir iddianız var mı? Tek başına iktidar olma? Karşı tarafa bağlı. Karşı taraf tek başına girecekse, %50'yi ben tek başıma yakalarım diyor ise, ben tahmin ediyorum bizim partimiz, genel başkanımız bu konudan imtina etmez. Tek başına %50'yi yakalarım der. Ama karşı taraf 120 kiloda ben ringe çıkacağım. Hı. Ama karşınızdaki 60 kilo ağırlıkta birisi, siz böyle gelin, birleşmeyin. Yani öyle de bir dünya, öyle de bir Türkiye ben görmüyorum. Başörtüsü meselesine İyi Parti'nin bakış açısı nedir? Meclise AK Parti bir teklif sundu. İyi Parti'nin bu yönde yani karşı çıkacağını kendi adıma düşünmüyorum. Nasıl bir, siz kendi adınıza nasıl bakıyorsunuz? Belki mecliste Sayın Meral Akşener'i serbest bırakacak ya da tamamen destekleyecek, onu bilemiyorum. Siz başörtüsü konusunda nasıl düşünüyorsunuz? Başörtüsü konusu aşıldı. 1975'lerin sorunuydu. Evet, o dönemde bunun üzerinden siyaset devşirildi. Benim annem 1975'te de saçı kapalıydı. Bugün de hala saçı kapalı. Bugün bütün devlet kurumlarına gittiğinizde saçı kapalı ablalarımız, kardeşlerimiz görev yapabiliyor. Siz iktidar olursanız yeniden açtırır mısınız? Hayır, böyle bir şey yok. Yani böyle bir algıya da gerek yok. Biz insanların kılık ve kıyafetleriyle uğraşmayacak kadar demokrat ve kalkınmacı bir parti diyoruz. Bu ülke ne istiyor? Onunla idare edilir. Bu ülkeye dayatmacı, biz başörtüsü açacağız, başörtüsünü takacağız diyenlerin o 80 yılındaki politikalar çok geride kaldı. Ve en sonunda bundan Adalet Kalkınma Partisi 2000 yılından sonra bir oy devşirdi. Bitti, konu kapandı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi gündeme taşırken, tabii ki ben sayın vekillerimiz bununla ilgili ne düşünüyorlar bilmiyorum ama bizim partimizin, emin olun, gündeminde yok. Böyle bir konu geldiği zaman genel başkanımız, Türk halkının kılık ve kıyafetleriyle ilgili hiçbir konu üzerinde siyaset yapmayacak kadar gerçekten Türkiye siyasetine yukarıdan bakıyor. Yani bu konuların konuşulmaması gerektiği kanaatindeyim. Mecliste de gelirse genel başkan tavrı da ben bu noktada olur diye düşünüyorum. Bizim gündemimizde yok yani böyle bir şey. Bu kayıt dışı istihdama da biraz değinmek istiyorum. Önemli, devletin vergi kaybı olduğunu düşünüyorum. Yani mülteciler biliyorsunuz sigortasız, evet, ve düşük ücretle çalıştırılıyor. Buna yönelik nasıl bir düzenleme yapılabilir ve mülteciler konusu İyi Parti'nin sık sık eleştirdiği konulardan birisi. Siz bugün iktidar olsanız ne yaparsınız mülteci konusunda? Genel başkanımız da aynı ifadeyi kullandı. Kayseri milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş'taki seçim mitinglerinde bunu çok net bir ifade etti. Suriyeli sığınmacı gelen veya Afganlı, bu vatandaşlar bu ülkeye bu kadar sınırlar kontrolsüz, kamyon kamyon, nereden geldiği belli olmayan bir şekliyle 6 milyon, 7 milyon, neredeyse Türkiye'nin %10'una yaklaşık bir nüfusuna hitap eder yoğunlukta geldi. Ya böylesine yol geçen anı değil benim ülkem. Bu insanları tabii ki biz bir yerde muhafaza edelim, bu insanları bir savaş ortamından çıkaralım, kabul. Ama bu insanları biz kapılarımızı açtık. Hatırlar mısınız, ilk geldiklerinde İslahiye'de bir koruma alanında tutuluyorlardı. Sonra bir baktık ki Bodrum'un çayırlarında ortaya çıktı. Hatta bugün Sahabiye Mahallesi'nde, Eskişehir bağlarında evlerde oturuyorlar. Belki de mülkiyet de alıyorlar. Ve bir yere gidip çalışıyorlar. Ya Allah aşkına, dünyanın başka bir ülkesine gidin. Afrika'da bir yere gidin. Bu yapılan orada siz yapmaya kalkın, polis kulağınızdan tutar, kapının dışına atar. Benim ülkemde Suriye'de savaş var adı altında. Ya kim geldiyse bu ülkeye, yani nereden geldiğini de anlamadığımız, ama nereye kadar? Suriye'de savaş bitmedi mi? Seçim yaptı Suriye en son dönemde. Seçimden sonra bizim iktidar yetkililerimiz geri planda, perde arkasında görüşmeleri yapıp Esad'la bu konuyu çözmeleri lazım. Esad'la ülkesine vatandaşlarını tekrar davet etmeleri gerekli. Ya bu insanlar benim ülkeme geldi, işsizlik oranımız arttı. Bugün Suriyeli olmasa fabrikalar boş, doğru. Ama onların çalıştığı şartlarda ilk günlerde bizim Türkler çalışmıyordu. Asgari ücret 2750 iken 1500 liraya çalışıyordu. Şimdi doğru, 5500'e çıktığında Suriyeli de 5500 diyor. Sigorta konusuna gelince diyor ki ben bu ülkeyi terk edeceğim. Ve beni sigortalı yaptığınızda diyor, ben bu sigortalı olunca ülkemde bunun bana bir
faydası yok. Dünya sığınmacılar atıyorum veya bir takım bağışlardan ben para alamıyorum diyor. Veya indirimlerden faydalanamıyorum diyor. Veya sosyal hizmet alamıyorum. Beni sigortalı gösterme diyor. Bunlar bile bir avantaj işveren için. Bu tür insanlar benim ülkemde işsizliği de arttırdı. Ve bugün Kayseri'de ahlaki değerlerin aşağı indiğini ben mi söylüyorum? Yoksa emniyet kayıtları mı söylüyor? Suriyeliler kaynaklı mı? Tabii. Suriyelilerle ilgili ya bu şehirde ne olur artık bazı şeyleri kapatmakta da ben zarar görüyorum. Bazı şeyleri birilerinin açıkça konuşması lazım. Bugün 20 bin uyuşturucu içicisi var Kayseri'de. Tedavi görmesi lazım. O kadar kolay bir ürün satıyor birisi. İşe falan patrona gerek yok. Biri de onu kullanıyor. Bu gerçeği emniyet biliyor. Kayseri de biliyor. Ben buradan bazı velilerimize de, aile büyüklerimize de sesleniyorum. Çocuklarınıza çok güvenmeyin. Takip edin. Neyle karşılaşacakları belli olmayan bir Kayseri ve Türkiye ölçeğindeyiz. Bugün Yeşilay Derneği'nden bir takım bilgiler alabilirsiniz. Uyuşturucu, Sayın Valide'den alabilirsiniz. 20 binin altında değildir. Nereye gidiyor bu Kayseri? Bunları biz kendi vatandaşımızı korkutabiliyoruz. Kanun diyoruz. Bakın diyoruz, başınıza bu iş gelir diyoruz. Ama yurt dışından geldiyse, artık onun korkuyla falan da bir işi kalmadıysa, açsa bir şeyle karşılaşabiliriz. Bugün İstanbul'da iki kişi kavga ediyor. Birisi Nijeryalı, birisi Kenyalı. Bunları ayırt eden de Afganistanlı. Ya böyle bir ülke olur mu? İki kişi kavga ediyor, buralı değil. Üçüncü ayırt eden, o da buralı değil. Bu bir nüfusa... Dışarıdan bu kadar bindirme size işsizlik getirir. Size gayri resmi bir ticaret getirir. Gayri resmi para getirir. Bu insanın bu ülkede vergi sicil numarası almasına gerek var mı? Kalmayacak ki bu ülkede. Perde arkasından alt kademedeki yaptığı ticaretlerle bence kayıt dışı diye bahsettiğiniz olayların bir basamağını da buradan ifade edebilirim. Evet, Sayın Yücel, önümüzde İYİ Parti'nin bir il kongresi var 7 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Evet. Nasıl bir tablo göreceğiz? Tek adaylı bir seçim mi olacak? Baskıyla kimseyi aday çıkartmayacak mısınız? Yoksa demokrasinin güzel bir örneği sergilenip isteyen herkes mi aday olabilecek? Her partide belki o baskı dediğiniz unsur olur da bizim İYİ Parti'de baskıyla ilgili hiçbir işimiz olmaz. Kuruluş amacımız bizim. Demokratik olmaktı. Demokratik de gidiyoruz. Bakın bugüne kadar 16 ilçemizin biz ilçe seçimlerini yaptık. İsteyen aday da çıktı. Karşısına evet. Arkadaşlar aday da çıktı. Kimse ona bir baskı yaptı mı? Melik Gazi'de olsun, Koca Sinan'da olsun adaylar vardı. Hiçbirine bir baskımız olmadı. Ne yukarıdan ne aşağıda kimsenin bu konuda bir iddiası da olmadı. Aday varsa çıkar. Seçimin sonucundan neyse partimiz ona rıza gösterir. Bugün... Bazı görevde olan arkadaşlar, bazı arkadaşlar istemiyor olabilir. Ama seçimle geliyorsa hepimizin baş tacıdır, başkanımızdır. İl seçimine doğru da gidiyoruz. Yılbaşından sonra 7'sinde cumartesi gün inşallah kısmet olursa il başkanlığı seçimimiz var. Şu ana kadar aday açıklaması bir tane oldu gördüğüm kadarıyla. Başka aday arkadaşlarımız da varsa onlar da çıkıp adaylıklarını açıklayacaklar. Bizim delegemiz hür iradesiyle gidecek sandıkta. Beklemediğimiz, ummadığımız, olmaz dediğimiz, olur dediğimiz, olmayabilir mi acaba dediğimiz bir adayı seçerler. Doğru da karar vermiş deriz. Biz de o adayla birlikte bu şehirde hizmetlerimize devam ederiz. Partimizde ne baskı, ne tavsiye ama gönül ister ki tabii ki partimizi bilen, partimizin içinden arkadaşlar ve bu uğurda da biz Kayseri Milletvekilimiz, İl başkanımız ve ilçe başkanlarımız da, hatta vekilimiz dün ilçe başkanlarımız da yine bir uzun bir istişare yaptığını duydum. Niye yaptı bu istişareyi? Adaylar hakkında kanaatleriniz nedir? Bir olumlu olumsuzluk var mı? Sohbet etti. Sonucu aldı almadı bilmiyorum. Ben görüşmedim ondan sonra. Benim de işim değil sonuçta. Ben bir belediye meclis üyesiyim. Ama ben biliyorum ki partim bugüne kadar hep doğru kararları verdi delegemiz. Bundan sonra da doğru kararı verecektir. Delegemizin verdiği oya da biz saygılı olacağız. Siz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti'yi temsil ediyorsunuz. Evet. Ve yani muhalefet olarak da sürekli sizin sesiniz çıkıyor. Ciddi bir şekilde de konuşuyorsunuz. Kayseri'de en çok sizi ne rahatsız ediyor? Hangi uygulamalar sizi rahatsız ediyor?
Ben buradan bizi oraya gönderen sevgili halkımıza teşekkür ediyorum. İyi ki bizleri göndermiş. Eğer bizler de orada olmasaydık, Adalet Kalkınma Partisi'nin orada aldığı kararları ne siz duyardınız, onların verdiği kadarıyla bilgi sahibi olurdunuz, ne de buranın alternatif çözümleri veya sorunlarını dile getiren birisi olur idi. Bunu bundan sonraki süreçte de biz iktidar olduğumuzda da, biz belediyeyi aldığımızda da halkımız oraya mutlaka muhalefeti göndermeli. Çünkü biz kendi penceremizden doğru dediğimize muhalefetin o çalışması, çabası, sonucu ortaya koyduğu alternatifleri görünce hakikaten olur diyoruz. Ama Adalet Kalkınma Partisi Kayseri'yi neredeyse 27 yıldır idare ediyor. Aynı zihniyet uzantısıyla birlikte. Ve o kadar inanmışlar ki bu şehrin sahibi olduklarına. Vallahi diyorlar, kim ne derse desin bizim dediğimiz doğru. Kaldırım nasıl yapılacak kimseye sormaya gerek yok, biz biliyoruz. Havalimanı nerede olacak onu da biz biliyoruz. Ya bu şehir neyi, onu da biz biliyoruz. Bu kötü bir durum. Bu güç zehirlenmesi. Bunu yaptıkları için de bugün vatandaşın memnuniyetsizliği bize yansıyor. Biz memnuniyetsizlikleri alıyoruz. Belediye meclisinde o gündem maddelerinin içerisine gelince bunları enjekte etmeye, bunları yamamaya, bunları onlara kabul ettirmeye çalışıyoruz. Ama bizi dinleyen bir belediye başkanları, fakat dediklerimizi hayata geçirme noktasında ağır hareket eden bir yapının olduğunu görüyoruz. Bu bizim projemiz değil. Bu yanlış. Her şeye karşı mı çıkıyorsunuz mecliste, yoksa olumlu şeylere destek veriyor musunuz? Meclisi takip edenler bilir ki gündem maddesi diyelim 100 tane madde geliyorsa bunun 50-60'ına biz evet diyoruz. Hı. Adalet Kalkınma Partisi'nde doğruları var. Bunlara evet diyoruz. Ama 40 ile ilgili istişare yaptığımızda, gündem üzerine konuştuğumuzda biz bunların şöyle bir eksiklikleri olduğunu söylüyoruz. Ama onlar dinleniliyor. Peki tamam, oylayalım diyor. Ne oldu o zaman? Biz niye anlattık biz bunları? Bizim anlattığımızın hepsi mi yanlış? Örneğin Cami Kebir'de, bak orası kentsel dönüşüme alınacak. 2 yıl önce alınan bir karar var. Oraya kentsel dönüşüme alınınca oranın bir daha şehrin merkezinde böylesine bir tamamen yenilenmiş yer olmayacağı için gelin bunun altına otopark yapalım dedik. Ve otopark şehrin bir tamamına hitap eder. Öylesine bir aşağıdaki otopark bütün yukarıdaki esnafların araç yoğunluğunu aşağı indirmiş olur. Ve kış olduğunda kar olmaz. Bakımla ilgili bir şey olursa orada bir tamirhane olur. Ve bir turist geldiğinde, bir yabancı geldiğinde şehrin merkezinde arabayı park etme yeri 50 yıl rafa kaldırılmış olur. Bunu bize anlattı. Bakın hala daha ısrarla ya 4000 araçlık otopark diyor. Ya 4000 araç zaten oradaki esnafların var şehrin içerisindeki. Dışarıdan gelen nereye koyacak? Yine yer bulamayacak. Peki atıyorum çok uzak bir noktaya koyup da şehir merkezine gelebilecek mi? Ya nasıl gelsin adam? Gitmeyeyim o zaman diyecek. Onun için bizim örnek verdiğimiz projelerden bir tanesi buydu. Buna da çok duyarsız kaldılar. Hoş, buradan Cami Kebir esnafımız da bilsin. Bu da rafa kaldı, kaldırıldı. Yani Cami Kebir projesi Cumhurbaşkanlığından onaylandı, geldi. Bir takım eksiklikler var diye tekrar gündemden düşürüldü şu anda. Ne olacağı belli değil. Niye söz verdiniz vatandaşa? Hani yenilenecekti? Oradaki vatandaş yenilenecek diye 2 yıldır kiraya veremiyor. Mülkünü satamıyor. Bankadan kredi alamıyor. Şerh kondu buranın üzerine. Şimdi ne oldu? Oynamayın bu esnafla. Burası Kayseri'nin göbeğinde tüccarların, esnafların olduğu, ciddi ticaretin döndüğü bir nokta. Evet, tarihi anıtlarımız da var, eserlerimiz de var. Bunlar da konulacak ama hani biliyordunuz ya her şeyi. Her şeyi biliyordunuz. Onu bilmiyor musunuz? Maalesef bilmeden aldıkları kararları sonra rafa da kaldırabiliyorlar. Biz de bunlara ilave yaptığımızda muhalefeti olduğumuz için yapıyoruz. İktidarın içerisinde olsak belki o kadar çalışmayız. Nasıl olsa bürokratlar çalışıyor, biz gider geliriz deriz. Ama biz muhalefetiz. Onların bürokratlarıyla birlikte çalıştıklarını biz de bizim uzman bilir kişilerimizle bunları tekrar alternatif olarak masaya atıyoruz. Atladığınız bak otopark var diyoruz. Örnek veriyorum. Hı. Kayseri'de en çok konuşulan konular kentsel dönüşüm. Doğru. Kayseri bu anlamda kendi adıma söylüyorum başarılı çalışmalar yürütüyor diğer illere baktığımızda, ama eksik yönleri mutlaka vardır ya da yarım kalan işler var maalesef. Yani vatandaşın da mağdur olduğu işler de oluyor. Sizin de hemen iş yerinizin karşısında bir kentsel dönüşüm, evet, alanı var Sahabiye'de.
Kentsel dönüşüm deyince biz daha yatay mimari vesaire bekliyorduk ama o arada sanki yüksek binalar ortaya çıktı. Daha modern duruyor ama neticede daha fazla bir nüfus yoğunluğu ortaya çıkıyor eski binalara nazaran. Siz kentsel dönüşüme baktığınızda hangi eksiklikleri görüyorsunuz? Biz kentsel dönüşümde Sayın Belediye Başkanlarıyla çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Bugüne kadar nereyi kentsel dönüşüme alalım dedilerse, vatandaşlarıma buradan sesleniyorum, İyi Parti olarak biz kabul dedik. Kentsel dönüşüm o yapının yenilenmesi. Yapının yenilenmesiyle birlikte sosyal alanların yenilenmesi. Yani bugüne entegre edilmesi, bugüne modernize edilip kazandırılması. Bugün Sabiyle ilgili 2014 yılında kentsel dönüşüm alıyoruz denildiğinde biz ısrarla aldırttık. Aslında seçim beyannamelerinde vardı ama öteliyorlardı. Söyleye söyleye Sabiyle kentsel dönüşüm hayata girdi. Ama tam 8 yıl oldu, 9 yıl olacak. Oranın 9'da 1'inin yarısı hayata geçti. Bu ne demektir biliyor musun? 40 yılda tamamlanacak. 40 yılda tekrar bu binalar tekrar yıpranmış bina modeline geçecek. Sadece depreme dayanıklı olması ile ilgili konuştuğumuz konu. Kentsel dönüşümle ilgili Kayseri'nin çok başarılı olduğunu siz düşünüyorsunuz ama biz öyle düşünmüyoruz. Kentsel dönüşüm Türkiye'nin birçok yerinde uygulanıyor, yapılıyor. Kentsel dönüşümle ilgili örneğin Koca Sinan'da biz çok başarısız dedikçe Sayın Başkan da biz de başarılıyız diyor. Bazı yerlerimiz var, kentsel dönüşüm yıkıldı binalar hala daha orada herhangi bir müteahhit teklif vermedi, girmedi. Örneğin Sahabiye'de en son bilginiz yoksa ben hem kamuoyunu bilgilendireyim. İki müteahhit işi bıraktı gitti. Bildiğimiz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün içerisinde iki müteahhit işi bıraktı gitti. Belediyeden alacakları ile ilgili sıkıntı yaşıyorlar ve eski fiyatla yapıldığı için yeni fiyatla burayı imal edeceklerini görünce zarar ediyorlar. Müteahhitler bugüne kadar yaptıkları yatırımdan vazgeçerek işi bıraktı. Yeni yer açılmıştı Sahabiye'de. Oranın ihalesine teklif veren müteahhit yok kentsel dönüşümde. Bu iktidar olan güvensizlik, ekonomiye olan güvensizlik ve kentsel dönüşümden kar edemeyeceğini gören müteahhit profili. Niye girsin? Ve kentsel dönüşümde ben size yine bir acı bir tablo anlatayım. Çok başarılı olmadıklarını buradan kamuoyumuz da bilsin. Bugün beni ziyarete gelen Talas bölgesinden tam kaymakamlığın karşısında kentsel dönüşüm adı altında projesi planlanmış. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dahil olduğu bir oturumda halka tanıtım yapılırken kentsel dönüşümün temellerini biz atıyoruz derken vatandaş kentsel dönüşümün arkasında devlet var, belediye var zihniyetiyle 96 vatandaşımız orada yerini bir müteahhitle anlaşmış. Müteahhit de bu vatandaşların safahane duygularından faydalanmış, kendine ait olan yerleri de satmış, paralarını almış. İnşaatın şu anda %30 ila 40 arasındaki tamamlanmış, çok ciddi bir mağduriyet var. Kentsel dönüşüm vatandaşların hayallerini yıktı. Bundan dolayı bazı vatandaşlarımız felç geçirmiş, bazıları rahatsızlanmış, ölen olmuş, çocuklarıyla kötü olan olmuş. Ya neredeyse 2015'ten bu tarafa 8 yıldır artık ev kirası ödeyemez hale gelmişler. Ortada bina yok. Hani başarı vardı? Bu belediyenin kabahati mi? Tabii ki kabahati. Bugün çıkarttığı kanunu o gün şöyle çıkarabilirdi. Kentsel dönüşümün arkasında biz de varız. Kentsel dönüşümü alacak kişiler bir teminat mektubu oluşturacak. Bir güvence ortaya koyacak. Ama söylediğiniz özel sektör değil mi? Yani. Tabii yapan özel sektör. Burada belediye sadece garantör. Hı hı. Belediye sadece kentsel dönüşüm yasasıyla burayı dönüştürüyor. Bu dönüştürme bir avantaja dönüşüyor. Bu avantajla da aynı şey aslında Zümrüt Mahallesi'nde de var. Tabii. Belki 300 tane ev yıktılar ve tek çivi çakılmadı. 10-12 yıl geçti neredeyse. Hadi daha bak bir vatandaş oradan beni aradı Yakut Mahallesi'nden. Bir kişi baraka gibi bir ev yapmış ve orada oturuyormuş. Bunu söyledi. Yani bununla ilgili bir haber yaparsan dedi. Neresinden tutacağınızı şaşırıyorsunuz. Her tarafta insanlar mağdur. Ama biz bunu anlatınca Sayın Başkanlar çıkıyor. Diyor ki ya biz Yunus Emre'de bir kentsel dönüşüm yaptık. Ya Kayseri'nin en popüler yerinde yaptın. Onu da mı yapamayacaksın? Ama ben de o zaman diyorum Argıncık'ta niye yapmıyorsunuz? Orada da başladı başım. Argıncık'ta Sayın Başkan'la bizim bir mecliste konuşmamız var. Argıncık'ta kentsel dönüşüm çerçevesinde diye bir ifade kullanıyor İsmail Bey. Sayın Çolak Bayrak'ta.
Kendi arsası üzerine mi yapıyor Hayır, yoksa? Bir vatandaşın arazisi üzerinde kentsel dönüşüm çerçevesinde diye bir gösteri yaptı. Ben bir kürsü konuşmasında dedim ki kentsel dönüşüm çizgi, nokta, bitti. Çerçevesiydi, yanıydı, arkasıydı, olmaz. Kentsel dönüşüm bir kanun maddesi. Kentsel dönüşüm mü değil mi? Çerçevesinde dediğiniz zaman iş mecrasından çıkıyor, sulanıyor. Argıncık'ta kentsel dönüşüm yok. Ben de buradan altını çiziyorum. Kentsel dönüşüm dediğiniz o Argıncık'ın bir tamamını planlayacaksınız. O parkları, yolları, yaşam alanlarını, yeşil alanın camisini, okulunu nereye koyduğunuzu göstereceksiniz. Ve bunun hayata geçmesi için de start vereceksiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Bir blok orada yıkılıyor. Siz buna kentsel dönüşüm da değil, çerçevesinde diyorsunuz. Değilse ne olacak ya bir bina? Argıncık 60 yıldır şehrin göbeğinde köyden daha virane bir yer. Suriyeli de oldu şu anda. Vatandaşı terk edip gidiyor. Kentsel dönüşümde başarısızız. Hunat Mahallesi dönüşmesi gerekmez mi? Dilaver Paşa, işçi bulmanın olduğu yer değişmesi gerekmez mi? Küçük Mustafa değişmesi gerekmez mi? Ne? Buralar, asıl benim ihtiyacım olan yerler buralar. Siz buraları bitirmeye 1970 yılında hayata geçmiş 3 katlı binalarda Fevşakmak Mahallesi bekliyor, bekliyor. Yani bir 10 yıl sonra burayı değişmeniz lazım. Bugün hangi Fevşakmak Mahallesi'ndeki binadan bir karot alsanız, depreme dayanıklı mı karotu, emin olun olumsuz çıkar. Depreme dayanıksız 1970 yılındaki o kumlarla, demirlerle, yani müteahhiti kontrol etmeyen bir zihniyetle ne yapıldığını zannediyorsunuz? Allah muhafaza 5 şiddetindeki deprem bir tehlikedir Kayseri için. Buraların da değişmesi lazım. Bunları belediye hepsini cebinden yapamaz ama öyle bir plan ortaya koyar, öyle bir emsal artışı ortaya koyar ve bir takım müteahhitler girer bu işi yapar. Belediyeler ne yapıyor? Sahabiye Mahallesi'nde iyi hatırlıyorum 28 katlı olacak diyen 2014 yılında belediye başkanları vardı. Ne? 28 kat olacak. Hayırdır? Burası ekonominin konuşulduğu, buildinglerin olduğu bir yer olacak. Venedik gibi gondollar olacak deniliyordu. Sonra birden burayı 22 kata düşürdüler. Sonra bir bakan geldi dedi ki ne yapıyorsunuz dedi ya. 15 kattan fazlası mümkün değil. Tıraşlayın dedi. Eski Mustafa Çelik döneminde. Sonra gittiler bakanı ikna ettiler. Söz vallahi burayı yapalım. Diğer yerlerde buna dikkat edeceğiz dediler. Onun için ne öngörüleri var ne de kentsel dönüşümde başarıları var. Başarı eğer Sahabiye Mahallesi'nde siz 10 yılda %50'sini yapsanız başarı derdi. Ama 10 yılda 18'de birini yaptınız. Bu bir başarı değil. İki müteahhit de işi bıraktı. Yeni arsaya da teklif veren yok. Neresi başarı? Evet, tabii siz yani siyaseten muhalefetin sessizsiniz ve ön planda da yer alıyorsunuz. Vatandaş herhalde sizi kale alıyor. zaman zaman da görüyoruz. Yani haber geçtiğinizde bunu fark ediyoruz. İşte vatandaş kimseye derdini anlatamayınca Kazım Yücel gelsin diye telefon açıyor. Evet. Bu durum çok mu yaşanıyor? Memnun musunuz bu durumda? Vallahi ben memnunum. Öncelikle vatandaşlarımızın beni bu konuda duyarlı görüp dile getirdiğimi hissedip bunu basına veya yetkililere duyurur umudu olduğum için çok mutluyum. Allah razı olsun. Bu sevapların en güzeli. Tabii ki vaktimi alıyor. Tabii ki zamanımı alıyor. Tabii ki beni uğraştırıyor. Ama ben bunun için varım. Ben bunun için söz verdim bu halka. Ben sözünüz olacağım, sözcülüğünüzü yapacağım. Sesiniz olacağım, sesinizi duyuracağım dedim, diyorum. Yeter ki vatandaş haklı olsun, ben onun sesini duyuracağım. Yaparlar, yapmazlar. Onu kendileri bilir. Ama bizi gale almayacak, ben Kayseri'de siyasetçiyi, vallahi halkın gale almayacağını, sandıkta gömeceğini de biliyorum. Her gün onlarca insanla tanışıyorum. Benimle tanışıp da ayrılan insan, Allah'tan inşallah böyle bir dilek dilesem bu kadar olurdu. Ya bir elektrik aldım diyor, bir moral aldım, senden bir güç aldım, bir şey hissettim diyor. Niye diyor biliyor musun? Yetkili yere derdini ulaştırdığım için, sesi olduğum için, yeter ki konu doğru olsun. Bu insanlar gittiğinde tabii ki, ya bir Kazım Yücel'le görüştük, derdimizi anlattık. Bizi o kurum aradı, belediye başkanlığından işimiz vardı, kurumlar arasında çözüme gidildi veya olmayacağı söylendi. Ama sesimiz oldu diyor, onu duyan bir başkası da arıyor. Günlük telefonlarıma 40-50 kişiden böyle telefon geliyor. Tabii ki dinliyorum, bazısı benim alanım değil, bazısı benim alanımsa vallahi söz verdiğim gibi o vatandaşın derdini yetkili makama bildiriyorum. Bildireceğim, bildireceğiz. Çünkü halkım siyasetçiyi hep sigara kağıdına yazıp unutan
modeliyle tanıdı. Ya yeter. Biz bu insanlar için bu göreve talibiz ve gelmişiz bir yere. Biz sayın belediye başkanlarıyla, sayın valimizle, sayın daire başkanlarıyla, sayın müdürlerimizle, Kayseri idare edenlere, basın mensuplarıyla, partilerle bir istişare içerisindeyiz. Yani bir Kazım Yücel olarak nereye arasam bir dönüş sağlarlar veya ulaşabilirim. Ulaştığımda o derdi anlattığımda o müdür de bana diyorsa ki ya iyi ki aradın, bizim böyle bir konudan haberimiz yok diyorsa bu haberlik değil. Biz bir dua alıyoruz, sayın müdür de dua alıyor, vatandaşımızın da işi halloluyor. Ama konu doğru değilse zaten bizim bünyemizde kalıyor. Biz yetkili makamı da bildirmiyoruz. Ne yapmış oluyoruz? İktidarı muhalefet olarak biz göreve davet ediyoruz, hizmet ettiriyoruz. İktidar olma günümüze kadar sabırla bekleyip de biz hallederiz de demiyoruz. Zaten o gün biz yapacağız. Yetkili organlarımız hem vekiliyle hem belediye başkanlarıyla şunu unutmayın. Sahada, alanda, etrafta, vatandaşın içinde olduğunu eğer benim adım bu partide devam eden süreçte olacaksa vatandaşım da bunu görecek. Biz seçilen, yarın bir yerlerde olduğumuzda ben bugün sabah da meydandaydım. Vatandaşıma ben merhaba dedim. Bir şeyler anlattılar. Ne kaybettim? Yarım saatimi o vatandaşlarla geçirdim ama dokundu bana. Bir şey söyledi. Yanından da aradım o yetkili kurumu. Gelsin abi dedi. Bekliyorum buyursun başkanım dedi. Ne oldu? Bir vatandaşın kapısını aralamış olduk. Bir vatandaş bile benim için önemli. Onun için bizi gale almak zorundalar. Bugünkü iktidar, bizi gale almayan iktidar, evet. Biz sandıkta bu vatandaşa hiçbir şey dememize gerek yok, gömerler. Evet, programın da sonuna geldik. Hatırlatmak istediğiniz ya da değinmek istediğiniz bir konu varsa onu da alıp bitirelim. Ben Kayseri'de milli eğitime ait okullarımız var. Özellikle öyle bir gündemim oldu bu dönemde. Bunu buradan müsaadenizle kısaca bir başlık altında... Taşınan okullar mı? Taşınan, yıkılan okullar. Evet. Bunu ifade etmek isterim. Kayseri'de mesela Kadir Has Ortaokulu var Tuna Caddesi üzerinde. Buranın yıkımı ile ilgili gündeme gelen bir madde vardı. Bura yıkılıyor. Ben vatandaşları dinledim. Niye yıkılıyor? İşte depreme dayanıklı değilmiş. Ya dedim ki 2000 yılı öncesi yapılan okulların aslında birçoğu depreme dayanıksız. Bunu bir tırnak içerisinde vatandaşımıza duyurmak, velilerimize hatırlatmak lazım. Buradan da İl Milli Eğitim Müdürümüze duyurmak gerekli. 1974'te, 73'te, 70'te, 65'te yapılan bazı okullar var hala bölgelerimizde. Bunlarla ilgili hızlı bir karot almaları lazım. Burası depreme dayanıklı mı bilmiyoruz ama bunun içerisindeki çocuklara deprem eğitimi veriyoruz. Ya bina depreme dayanıklı değilse bu çocuğa niye anlatıyorsunuz? Onun için bu yıkılan okulun depreme dayanıksız olmasıyla ilgili bir süreç olduğunu ve bu okulun bir değil aslında 6, son aldığım bilgiye göre 10'a yakın olduğunu, bu okulların yıkılarak yenilerin yapılabilme süreçlerinde de bu öğrencilerin birkaç yıl bir yerlerde eğitime devam etmeleri lazım. Bu başarılı okullarımızın öğrencileri bazı okullara nakil edilirken şuna dikkat edilmesini vatandaşlarım istiyor. Bizim burada diyor fen, fizik, biyoloji ağırlıklı eğitim alırken gittiğimiz diyor okulda milli eğitimin diğer ders statüsüne uygun. Yani açıkçası bu çocukların şu andaki bizim mahallelerde bazı okullara nakilleriyle ilgili sıkıntı yaşayan velilerimizin özellikle bu konuda bunu duyarlı ve milliyetimize ifade et. Yıkılsa da gittiği okulda yine aynı statüde ders alacağı sınıflar oluşturun. Öğretmenlerimiz de o okullara geçiş süreyle nakil olsun ve o okulda benim çocuğum fizik, kimya, biyoloji, din dersi, ahlak dersini de alsın. Ama sadece bu okullarda din eksenli ağırlıklı eğitim verilecek bu bahaneyle çocuklarımızı oraya gönderirseniz bu ülkenin dünyayla mücadele ederken fizik, kimya, biyoloji gibi alt segmentte bilgilere sahip olması lazım. Teknolojik bir çağdayız. Bilgi akışının çok yüksek olduğu bir çağdayız. Ve bu anlamda velilerin kaygısını bazen hassasiyetlerimize dokunmadan anlatmaya gayret ediyorum. Ama çok din ağırlıklı okullara gönderip çocuklarımızı kaybedip bu iktidarın istediği eğitim statüsüne geçirmeyelim diyorlar. Yıkılacak okullarla ilgili milli eğitimimiz buna bence dikkat edebilir. Bu çocuklar da gönderdiği yerlerde daha böyle ailelerin ilk başlangıçta verdiği eğitim sistemine uygun bir eğitimde devam edebilirler. Din dersini de burada ilave edebilirler diyor. Peki ağzınıza sağlık. Yılın son programını da
Herhalde sizle yaptım. Önümüzde şey var. Birkaç tane daha program var, haksızlık olmasın, ama sizinle bu yılın son programını yaptık. Son olarak cümlelerinizi alıp bitirelim. Bizi sürekli konuk ediyorsunuz İsmail Bey. Teşekkür ediyorum. Hem sahada yaptığımız çalışmalar, hem mecliste yaptığımız çalışmalar, hem de partimizin anlatılması gereken görev ve faaliyetlerine fırsat veriyorsunuz. Hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. 2022 yılı ülke için çok sağlıklı geçmedi ekonomik açıdan. 2021 hakeza. 2020-19 gerçekten çok sıkıntılı pandemi dönemlerinin ekseninde geçti. Belki dünyada da sıkıntılar vardı, haksızlık etmeyelim. Muhalefetiz diye her şeyi eleştirmeyelim. Ama sağduyulu vatandaşlarımızdan 2023 yılında gerçekten bu ülkenin vatan, millet, bayrak sevdalısı insanların bizleri çok iyi takip etmesi lazım. Çünkü ülkenin girdiği bu çıkmazdan önümüzdeki seçimde bizim kadrolarımızla hem yerelde hem genelde, bakın görün, ben genel merkez ekseninde görüyorum. Dünyanın çok ciddi ekonomistleri, plan program kurucuları partimize dahil oluyorlar. Lütfen İyi Parti ön yargılı bakmasınlar. Ne yapacaksınız diye bakmasınlar. Benim anlattığım da yeterli olmayabilir. Bizi iyi takip etsinler. Çünkü biz 2023 yılında hem Kayseri'de en fazla milletvekilini çıkartmış parti olacağız. Hem 2024 yılında bu şehri idare eden belediye başkanlarının olduğu bir parti olacağız. Ve 2023 ve sonrasındaki süreçte bu halkı siyasilere uzaktan bakan değil, makamlarına gelen, ellerini tutan, yolda gören, beraber yol yürüdükleri, fikirlerini paylaştıklarını, olur veya olmazları karşılıklı konuştukları bir siyasi tabloyu genel merkezimiz öngörüyor. Biz de Kayseri'de bu öngörüyle bir altyapı ve bir kadrolaşmaya doğru partimiz gidiyor. Katılımlar çok yüksek. Bu şehri biz halkın şehri yapacağız. Halkın Kayseri'si yapacağız. Bu Türkiye'yi de Türk toplumunun Türkiye'si yapacağız. Bütün hemşerilerime yeni yıllarının bu yıldan daha iyi olacağını umut ediyor ve en azından bu müjdeyi buradan veriyorum. Hepsine saygı, sevgi, selamlarımı iletiyorum İyi Parti ailesi adına. Peki, ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Evet, Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Kazım Yücel'i ağırladık. Hem ülke gündemindeki konuları hem de yerelde bazı konulara değinme fırsatımız oldu. Bitirdik, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.